Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini bir araya getiren G20 zirvesi için orada. Burada bir ilk gerçekleşti. Hemen Serhan Akif Akyıldız'a dönelim BOE Türkçe ekibinden. Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bugün ilk kez yüz yüze görüştü. Ilımlı mesajlar verdiği gözleniyor ekibin. Hem Biden'ın hem de Çin liderinin. Serhan, Biden neler söyledi, neler öne çıkıyor bu mesajlarında? Söz sende. Göreve başlamasından bu yana, senin de dediğin gibi daha önce başkan yardımcısıyken görüşmüştü Xi Jinping'le. Göreve başlamasından bu yana ilk defa görüştüler. Önemli bir görüşmeydi diyebiliriz. Daha önce video konferans aracılığıyla görüşmüşlerdi. Şimdi yüz yüze görüştüler. Zaten Başkan Biden liderlerle yüz yüze görüşmeyi tercih eden bir isim. Ve sonunda bu görüşmede gerçekleşti. 3,5 saat sürdü bu görüşme. Uzun sürdü diyebiliriz. Ve ardından yapılan açıklamalar da çok olumsuz değildi. Toplantının uzun sürmesi ve ardından açıklamalar, Biden'ın açıklamaları özellikle Tayvan konusunda, Kuzey Kore, Çin'le soğuk savaş yaşamak istemiyoruz. Çin'in de yaşamasını istediğini zannetmiyorum dedi bir soğuk savaşı Amerikan başkanı. Tayvan konusu gündeme geldi, onlardan bahsedelim biraz. Kuzey Kore konusu gündeme geldi, insan hakları konusu gündeme geldi. Çin'de Uygur, Hong Kong, Uygurların konusu, Hong Kong, Tibet konuları gündeme geldi. Ekonomik ilişkiler gündeme geldi. Küresel anlamda Ukrayna konusu, küresel konular da gündeme geldi. İki liderin buluşmasında Tayvan konusunda Amerika politikasını değiştirmiyor. Tek Çin politikası devam. Yani Tayvan'ın resmen tanınması gibi bir durum söz konusu değil. Bununla birlikte Kuzey Kore'nin denemeleri, füze denemeleri. Başkan Biden bu konuya dikkat çekti görüşmede. Kuzey Kore bu füze denemelerine devam ederse, özetle Xi Jinping'e dedi ki Kuzey Kore bu denemelerine devam ederse bölgede askeri varlığımı sürdürmek zorunda kalacağım dedi. Zaten Amerikan başkanı toplantının ardından, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında da bölgedeki müttefiklerini koruyacaklarını vurguladı. Bununla birlikte görüşme sonrası Çin tarafından yapılan açıklamada dikkat çeken ama şaşırtıcı olmayan Tayvan konusundaki hassasiyet, Tayvan'ın bir kez daha kırmızı çizgisi olduğu belirtiliyor Çin'in, Pekin yönetiminin. Görüşmede çok somut adımlar atılmasa da, çok somut sonuçlar elde edilmese de görünen ama ilerleme var çünkü Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çin'e gidecek ve bu görüşmenin devamı niteliğinde görüşmeler gerçekleştirilecek. Ayrıca hatırlayacaksın, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret ettikten sonra Çin Amerika'yla bazı ilişkilerini askıya almıştı. İklim değişikliğiyle mücadele de bunlardan biriydi. Şimdi tekrardan iki ülke iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğini birlikte yürütmeye devam edecekler Mehtap.